Bugün renkli kişiliğiyle çok konuşulan ve yemekleri merak konusu olan Erdem'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bomba gibiyim. Bakıyorum sen de öylesin. Yerinde duramıyorum bak. Havuz şurada atlayasım geliyor havuza. Hadi ya. Evet. Ya şimdi ben normalde hareketli bir insanımdır. Ekran karşısında da biz böyle bazı önceden yarışmalar vardı biliyor musun? Kelime falan bulurlardı. Onlar saatlerce konuştuğumuz için vakit geçsin, seyirci bık, ekran karşısında sıkılmasın diye böyle oynardık. Şimdi o günler aklıma geldi. Habire oynayasın. Erdem'cim sen tam olarak ne iş yapıyorsun? Şimdi Erdem Gençtürk. Bilen biliyor ama kısaca doğru arada Merdem diyoruz kısa haliyle. Şöyle anlatayım bilmeyenler için. Bilenler de olsa üzerinden geçmiş olalım. Lise yıllarından hemen sonra bir radyo çalışması başladı. Radyo yayıncılığı başladı öyle söyleyeyim. Bir girdim bir girdim. 8-10 sene kesintisiz. Günde 10 saat canlı yayın yaptığım oldu. İstanbul'dan ulusal olarak yayın yapan muhtelif radyolarda 8-10 senemi geçirdim. Sabah programları, akşam programları, gece programları, şiir programları, şov programları. Bir sürü konuk ağırladım. O uzun yıllarımı radyo yayıncılığıyla geçirdikten sonra hop bir televizyona geçiş oldu. Televizyonda müzik programları hazırladım, sundum. Yine konukları ağırladım. Yani radyonun görseline döndürdüm işi. Fakat bu bana yetmedi. Dedim ki biraz daha fazla para kazanmam lazım. Hani büyük kanallardaki gibi para kazanamıyorsunuz büyük kanallarında. Ne yapabiliriz? O ara böyle ekranlarda ürün tanıtımları vardı. Çok modaydı, popülerdi. Dedim şuna bir el atayım. Bir el attım ona. Çıkmadığımız kanal kalmadı uydu kanallarında. Hepsinde ürün anlattım, anlatmadığımda ürün kalmadı açıkça. Ve bugünlere geldik. Erdem'cim bekar bir baba olduğunu daha önce söylemiştin. Kaç çocuğun var? Bir tane kızım var. Allah bağışlasın 15 yaşında. Hatta aslında dedim ki gel istiyorsan dedim kızım dolaş buralarda. Ben onu kendi televizyon programıma bir kere götürdüm. Orada çok utandı tabii, heyecanlandı. Onun için dedi ben bir daha gelmem. O bana göre değil o ortamlar dedi. Kesinlikle gelmek istemeyince zorlamadım açıkça. Ama 15 yaşında dediğim gibi bir kız çocuğum var. O şu anda okula gidiyor lisede. Yaşımı sorarsanız hani kadınların yaşı erkeklerin maaşı demişler. Erkek için problem değil ben söyleyebilirim. 49 yaşına girdim. Allah hepimize ekran başında bizi seyredenlerin hepimize Allah uzun ömür sağlık sıhhat versin diyorum. Ya Erdem'ciğim bütün hafta boyunca herkes seninle uğraştı. Ya ne horlaman kaldı ne geğirmen kaldı. Montajlar, yapay zekalar. Ne oluyor Erdem? Yani ben şunu anlıyorum. Bu yapay zeka olayı çok biliyorsunuz gelişti. Onun kafasını ona monte ediyorlar. El kol oyuna dans ediyor. Benim de başıma maalesef o geldi. Horlamadığım halde bir kafa monte ettiler. Diye horlayan birisi oldum. Böyle dururken birden vantrolog gibi oldum. Geğiren birisi oldum. Kimi diyor horluyor, kimi diyor geğiriyor, kimi diyor bal satıyor diyor. Ne ararsanız var yani. Bunlar gerçek değil yani öyle mi? Çiğdem Hanım ve Hatice Hanım tahmin ediyorum yani öyle düşüncem o yönde bana komple kurdular. Neden acaba bana komple kurdular anlamadım yani ne günah işledim ne yaptım ki hep benim üzerime yürüyorlar. Peki yemekle aran nasıl? Yemeklerle aram iyi ama şunu söyleyeyim bu programa başlayalı bende yanlış yok yalan yok. İlk gün söyledim 3,5 kilo hakikaten incelmiştim. Çünkü asitli içecekleri günde 2 litre asitli içecek mideye indiriyorum. İşte ekmek desen. Ondan karbonhidratlı işte gıdalar ama buraya başlamadan yani buraya katılacağım belli olmadan 4-5 gün öncesinden şöyle bir diyete başladım. Asitli içecekleri kestim. İlk gün geldiğinde baktım 3,5 kilo incelmişim. Bugün artık son finaldeyiz. 5. gündeyiz. Tartılmadım. Kendime sürpriz yaptım. İnanıyorum ki 3,5 kilo daha üstüne bir 2-3 daha eklendi. Ya 6-7 kilo falan vermişimdir diye tahmin ediyorum. Ne mutlu. Allah razı olsun. Ben bu programda bu güzelliği yaşadım ya kendi adıma. Teşekkür ediyorum hepinize. İddialı mısın? Doğru adam Erdem. Bütün yapay zekalara. Bütün montajlara, her türlü üstüme gelinmelerine rağmen ben bugünkü yarışmada bütün bunlara rağmen doğru adam Erdem olarak bu yarışmada birinci olacağım.